Hocam, sahayı değerlendirdik. Şimdi bugün sahada yeni bir transfer tribünde izliyordu atkısıyla beraber. Osterwalde. İzledin İsmi hocam. çok zor. Ben ismi zor olanları sevmiyorum ya. Osterwalde hocam. Osterwalde mi denir? Hocam beğendin mi çocuğu? Yani izledim. Skills videolarını izledim. Öyledir zaten. Yani Skills acayip bir adam. Böyle şey gibi yani gördüm. Nasıl diyeyim? Yani acayip bir ayağı var. Attığı goller var. Vurduğu toplar var. Hani gol olmayan toplar var vesaire. Attığı paslar var. Attığı çalımlar var. Yani acayip bir adam bizi bekliyor galiba. Ya hocam da 8 biz o milyon acayip adamı bekliyoruz. 8 milyon bir sol bek için ne diyorsun? Ya zaten Ali Koç'un böyle garip harcamaları var ya transferlere. Hocam bu sezon 46 milyon harcamış. Aynen bu sezon Van Persie'nin Ali sezonunda bu Osterwald'e Geçti. transferiyle geçti. Ama yine şampiyon olamazsa Ali Koç'a yavaş yavaş loser diyebileceğiz yani galiba. Hocam şimdi Fenerbahçe partındayız diye evet loser demiyorum. Ben öyle şeyler demem. Demezsin Ben burada ama o yani gücü yüksek. görünen köy kılavuz istemiyor. Bunu Fenerbahçe taraftarı da biliyor. Sesim kopuyor ya. Çok özür Olur, dilerim. yapacak bir şey yok. Yani Nazarlık diyor. aynen. Sonuç olarak dediğim gibi görünen köy kılavuz istemiyor. Fenerbahçe taraftarı da bunu görüyor. Ve bu haftada özür diliyorum. Bu senede şampiyon olamazsa Ali Koç'un bence kendi isteğiyle Bırakması bırakması lazım. lazım. Zaten Jesus da gidecek. Onun üzerine hani Jesus'un üzerine nasıl bir hoca getireceksin de Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksın? Bir 50 milyon daha mı? İsmail Kartal. Yok. İsmail Kartal mı? İsmail Kartal mıydı? Aynen İsmail Kartal. Buradan Berat hocama da selam olsun. Urfa'da şu anda kendisi. Yarın geliyor herhalde. Yardım geliyor ama inşallah bize de bir şeyler getirir yani. Hocam Hatta söyledik. balık mı Galatasaray gölden var. balık mı getirir artık ne Hocam getirir bilmiyorum. Urfa'da ne varsa ben biz söyledik atlayıcı öyle Pişi getirir getiririm. misin? Pişi getiriyormuş. Bilmiyorum nesi meşhursa. Hocam bir de Fenerbahçe'de bir Emre Demir transferi var. Saçmalığın Barcelona'dan. Daniskas. Yani Ali Koç'un Barcelona'da ilişkilerini kullandığı. Ben Yani böyle derim gerçekten hocam. saçma. Ben böyle Barcelona adamın Beko, Beko Beko. ilişkiyi kullandı adam Emre Demir'i indirdi yani. Ya tamam da ne bileyim. Kimin yerine oynayacak ki? Hocam Ya da oynayacak mı? Ali Koç'un hayalindeki o ileriki at. Solda Emre Demir, Arda, İshak Vural, Bertu, Hatay'daki. Böyle bir 11 hayali var. Yani bu birazcık Beşiktaş 11'i gibi. Feda, Hocam feda zaten önümüzdeki bu sene şampiyon olmazsan önümüzdeki sene Fenerbahçe feda diyecek yani. demez Ali Koç var Ya başında. Ali Koç var da belli başlı kurallar Koç var, ailesi var. şeyler var. Türkiye'nin Ya en büyük olsun istediği ailesi kadar var. olsun. Koçların da babası bizde. Anladın mı? Rahmi Koç bizde yani. Doğru diyorsun. Anladın mı ama biz de feda dedik yani yapacak bir şey yok. Menemen falan. Tabii menemenler yenildi kamplarda vesaire. Bu sene zaten şampiyon olmazlarsa bitik. Durum bitik yani. Diyorsun. Tabii. Ama Hocam. tabii Emre Demir falan hani onlara zaten çok para belki bedavaya Hocam bir şey aldılar. soracağım sana. Sor. Bugün de bir arkadaşımla bu konuyu tartıştım. Şimdi Fenerbahçe genç yaşında Türkiye'den yetişmiş, Türkiye'nin bağrında yetişmiş bir adam gelip başarılı olan bir tane geliyor mu aklına? Türkiye'de yetişmiş, Avrupa'ya gitmiş, sonra geri Yok mi geldi? hayır. Türkiye'de yetişmiş ve Fenerbahçe'de başarılı olup iyi bir topçu olmuş. Yani şimdi şöyle, Fenerbahçe'de başarılı olup iyi bir topçu olmuş değil ama Fenerbahçe altyapısından çıkan bir Merih var. Ya Merih de O da Fenerbahçe'de işte olmadı yani yani. Fenerbahçe'de olmadı. Onun haricinde hatırlamıyorum yani Yani açıkçası. Burak Kapacı'yı aldılar. Burak Kapacı. Yok nerede Yok olduğunu aynen öyle. bilmiyoruz. Ozan Tufan Ki aldılar. Burak Kapacan en formlu olduğu sezon. Ozan Yok. Tufan da yine oynadı falan. Fenerbahçe ekmeğini yedi yani Ozan Tufan'ın 8 da. milyon mu verdi hoca? Yani yine de bence faydalandı yani. Hani hiç faydalanmadı diyemezsin yani Şimdi Emre baktığında. Demir geliyor. İnşallah yani inşallah Emre Türk Demir'e para futbolu. vermemişlerdir herhalde. Barcelona ilişkileri Ha hocam tabii nereden? ilişkiler var. Alttan belki ne bileyim bir yatak odası takımı, bir Hocam fırın. Fener partında böyle konuşur muyuz? Şimdi Fenerbahçe yorumun Kapı altına kendi gir takımı geldi ya. diyor ki Uzi Hoca çok taraflı enter. Yok Bu ama kanalı bir daha izlemeyeceğim ya enter. tamam da ama ne alakası var yani şimdi kardeşim? Ya zaten belli yani mevzu anladın mı? Bana niye beni niye topu şey yapıyorsun yani anladın Hocam mı? top attılar meşhur ama biliyorsun. Ama gerek yok yani Fenerbahçe'li arkadaşlar yani böyle bir durum söz konusu değil şu anda. Emre Demir Ben biraz sadece da olanı söylüyorum. Tabii Emre Demir'e de şov oynayamaz. hareket bence. Hani gençlere yatırım yapıyoruz hareket. Şeyle beraber mi oluyor? Bonservisiyle beraber Evet, mi? 4,5 yıllık sözleşme imzalıyorlar hocam. Hayırlısı olsun. Yani Kayseri'den giderken neredeydin yani? Barcelona'ya gitti hocam Yani şimdi. burada fark edemedim mi yani o adamı? Barcelona'ya gitti de bu Şimdi adamı nasıl? Barcelona bu adam için bir bonservis bedeli ödedi ve bedavaya bırakıyor. Budur. Yani Alın diyor Burak başka bir şey abi. demedi. Hocam var mı başka Ya ben söyleyeceğin? canlı da izledim bu çocuğu. Beşiktaş maçında sahada da izledim. Çok ekstrem bir şey göremiyorum yani. Tamam kendi yaşıtlarıyla belki oynarken şey ama şimdi
Wellington geldiği zaman onu tutar böyle böcek gibi fırlatır yani o çocuğu, anladın mı? Mesela Arda'nın beynini yakalayamaz belki Wellington, çünkü çok fark var IQ olarak ama yani şimdi bok böceği gibi fırlatır o çocuğu yani, anladın mı? Bok böceği. Tabii bok böceği gibi atar yani. Neden Wellington hocam? O en öküzünden örnek verdim. Doğru, en hayvanından örnek verdim. Bilmiyorum, gereksiz. Hocam Fenerbahçe yorumculuğundaki ilk gün nasıl hissediyorsun kendini? Fenerbahçelerin dayanılmaz hafifliğini hissediyor musun üzerinde? Yani çok Fenerbahçelik bir yani nasıl diyeyim sana? Fenerbahçe zaten gariplerim 8 senedir zaten şampiyon olamıyorlar. Hı-hı. Allah razı olsun, bir Ersun Yanal vardı, onunla başını yediler. Adam kardeşim, adam karıyla kızla takılıyormuş, sana ne yani? Anladın mı? Yani bu beni ilgilendirmiyor kardeşim. İster Sergen Hoca manitacılığın kralını yapar mesela, anladın mı? Bak, nasıl 5-6 kızla beraber. Kimse yapamaz, anladın mı? Ama adam işini yapıyor. Ne oldu? Ne oldu abi? Anladın mı? Galatasaraylıları kanırttım, ağlattım. Hocam neden dersen şimdi? Yok, yani şimdi benim damarıma niye bastın şu an? Tamam da yani yaptım. Beni ilgilendirmiyor. Adam özel hayatı yani bu, anladın mı? Icardi mesela. Icardi'den örnek vereceğim abi. O adam gider mesela yapar yani. Yapar hocam yani. Yani istediğiyle istediği yerde istediği şekilde yapar. O adamı sen engel olamazsın. Bak Okan Hoca ne yaptı? Tamam git kardeşim dedi. Okan Hoca. Tabii. Hocam. Okan Hoca ne yaptı? Git dedi yani, anladın mı? Böyle abi. Hocam, büyük oyuncular böyle yapıyor. Tabii büyük oyuncuları başka türlü elini tutamazsın yani. Hocam güzel bir yayın oldu. Aynen öyle, güzel bir yayın oldu. Aksilikler yine bizle beraber. Ama bende bir cenabetlik var. Olabilir hocam. Hocam yani. Şimdi Fenerbahçe partındayız. Kapanışı bir dilimde şarkıların bestesiyle yaparız. Dilimde, bu iyi bak. Besteden iyi hatırlattın. Şimdi Fenerbahçe taraftarını bugün sen beğenmişsin, ben yine beğenmedim. Beğenmedim. Kadıköy'deki o eski hava derbide de yoktu. Tabii. Mesela Fenerbahçe dedim ya, hatta Galatasaray evinde rahat kazandı. Hı hı. Derbide de hiçbir şekilde baskı yoktu. Eski Fenerbahçe taraftarı olsa o sulu derbiye dönerdi o maç. Ki evinde bildiğin ezimete uğruyorsun yani. Hiçbir varlık gösteremiyorsun. Bugün de çok kötülerdi. Dakika 70'te çocuklar inanın çocuklar. Hocam bu sizin mi benim Fener'im mi? Bak bu besteyi, bu bestenin Beşiktaş'ın hatta bir dergi var. Evet. Tamam mı? O dergiyi bulursan yayına koy. O derginin bu yayın tarihi, tamam mı? O derginin yayın tarihi var. Yıllar önce. Siyah beyaz yani. Daha renkli gazeteler falan renkli değil. Çocuklar inanın çocuklar yazar. Hı. Ve Beşiktaş tribünü biliyorsun zaten beste üreticisidir. Doğru. Türkiye'nin. Alen abiler. Tabii Alen abiler üretirler ki eski İnönü stadında böyle kutu diye bir yer vardı. Tamam mı? Orada anlık maç esnasında besteler üretilir. Önce kısık sesle 5-10 kişi söyler. Ondan sonra bütün kapalı girerdi o beste. Duygulandırır. Anlık. Bizi. Anladın mı? Yani o anki ruh haliyle yazılan besteler vardır. Beste konusunda Beşiktaş taraftarı da zaten hiç kimse yarışamaz. Re gastra cim bom bom derim, kimse yarışamaz yani. Hocam neden şu an bir kamu spotu gibi bir açıklama yaptın hocam? Açıklama yaptım. Beste'de Beşiktaş'la alakalı hiçbir şey söylenmedi. Biz sadece beste söyleyip kapatalım dedim. Ama adamlar 10 dakika bu besteyi söylediler. Niye söylediler? Beşiktaş taraftarı kötü gün taraftarı. Fenerbahçe taraftarı gibi böyle iki mağlubiyetle takımını satmaz. Anladın ben mı? Ben şu an bu sözlerden sonra Fenerbahçe ve Fenerbahçe taraftarını savunmak için dilimde şarkıların gündüz gece deli gibi aşığız Fenerbahçe. Ama burada ne yapıyor hocaya da selam olsun bu beste mi de? Tabii onu hediyeydi. Hediye. Aslı hocam. Çok birazcık bugün Fenerbahçe'nin üzerine çok gittik. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe güzel bir galibiyet aldı ama hak etti mi hak etmedi mi en başta söyledim. Bunu da yüce kamuoyunun vicdanına bırakıyorum ve senden yine bir anket istiyorum. Evet. Rovanş Instagram kanalında, RVNS Spor Instagram kanalından bu kural hatası mı değil mi bir anket yapalım. Bakalım kamuoyu ne karar verecek. Ne kadar Fenerli, ne kadar Galatasaraylı, ne kadar Beşiktaş var. Onu da görmüş olalım. Bir anket yapalım. Peki hocam. Hocam size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bir başka Fenerbahçe partında görüşmemek dileğiyle. Gerçekten Avrupa Hoca'da hayatın en sıkıcı yayın oldu. Avrupa Hoca'da olsaydı daha böyle bir sinirli bir yayın olurdu. Tabii ama yani bugün biz burada makaramızı yapıyoruz. Yani kimseye de şey yapma, makaramızı yapıyoruz tabii kendi aramızda. Ama Alp Hoca yakardı bugün. Burayı yakardınız yani ama tabii sağlık daha önemli. Sağlık daha önemli. Bizi Instagram, Twitter, TikTok, RVN Spor'dan takip edebilirsiniz. Bu videoya abone olup, like atıp, yorum atıp, istediğiniz her mesajı bize yazabilirsiniz. Her mesajı okuyoruz, beğeniyoruz, görüyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Çalma düğüne telefonlar alışıyorum. Sanmıştım alışamadım. Yüreğimde sancım var.